tercih eden bir adam değilim aslında. Son zamanlarda işte ilk maxi single'ım Ara albümüydü. Ara albümden sonra iki albüm daha çıkardım. En baştan ve sessiz. Birisi 11, biri 13 şarkılık albümler. İlk maxi single'ım Ara'dan sonra Virgül'le geldi. Ya tabii şu zamanda birazcık algı yönetimi yapmak lazım insanların. 10-12 şarkı yapmak insanların çok çabuk hemen böyle kontrol edebildiği bir şey olmuyor. O yüzden de 5 şarkılı, 4 şarkılık albümler insanların o bütün 4 şarkıyı, 5 şarkıyı dinleyebilmesine neden oluyor, sebep oluyor. Dinleyebiliyorlar, idrak edebiliyorlar, ne anlattığımı anlayabiliyorlar. Çünkü hızlı bir tüketim var. Bir an önce bitirmek istiyor, bir an önce bitireyim, sıkılayım da yeni bir şey gelsin istiyor. Bizde de öyle bir durum tabii ki yani kolay değil aslında. İyi şarkı yapmak çok kolay bir şey değil. Ama öyle alıştırıldı ki işte tabii ki böyle sıradan şarkıların çokluğu, ne bileyim işte çok şarkıların albüm içerisinde olması ama o şarkılardan sadece bir iki tanesinin iyi olması. Yani bir göz boyama durumu oluyor. Bizde genelde öyle bir durum olmuyor çok şükür. Hani çıkardığımız şarkıların, albümlerin hepsi çok sevilen şarkılar oluyor ve çok emek verilen şarkılar. Ama birazcık algı yönetimi için, birazcık sahnede o şarkıları çok çabuk adapte edebilmek için 4 şarkılık, 5 şarkılık albümler bence yeterli oluyor. O yüzden de böyle bir şeyi tercih ediyoruz. Yoksa aslında çok single adamı değilim. Yani benim için bir albümün bir hikayesi var. Baştan sona o 10 şarkının, 5 şarkının ya da 7 şarkının bir bütün olması lazım. Kapağından yazı karakterine kadar bir hikaye anlatıyorum. Aslında eser dediğiniz şey sadece şarkı değil, o şarkıların bir araya geldiği albümdür benim için. O yüzden sessiz en baştan bir eserdir. İşte Büyük İnsan albümü, Biraz Aylık albümü hepsi bir hikaye anlattıkları için bir eserdir. O yüzden eserlerin bir bütün oluşturması gerekiyor diye düşündüğüm için de kısa hikayeler anlatmaya başlayacağım artık bir süre. Yani uzun hikayeler yerine kısa hikayeler anlatmaya başlayacağım. Sadece başka farkı yok. 3 şarkılık bir mini albüm. Adı da Virgül dediğiniz gibi. Güzel tepkiler alıyoruz. 3 şarkı da çok seviliyor, çok beğeniliyor. 3 şarkının da matematiği aslında birazcık daha farklı. Anlamları da geri dönüşleri de farklı oldu o yüzden. Albümün adının Virgül olmasının sebebi de aslında bu albümün Harun Kolçak'a ithaf edilmiş olması. Onun hayatında yani yaşamını yitirene kadar hep hayatını çok güzel devam ettiren bir adamdı. Onun hayatının yani bittikten sonra da devam ettiğine inandığımız için de adını Virgül koymak istedik albümün. Masal Olsa şarkısı da ona ithaf edilen bir şarkıydı. Yeni albüm çıkacak. 5 şarkılık bir albüm yapmak istiyorum. 5-6 versiyonla beraber belki 6 şarkı olur. Bu şarkılar birazcık da benim gitarımla çalıp söylediğim şarkıların hissiyatına daha yakın soundlarda olacak. Bir songwriter şarkıları olacak. Yani birazcık daha akustik, birazcık daha slow şarkılar. İnsanların da biraz özlediği şeyler aslında. Yani benden beklediği şeyler. Ama sound olarak birazcık daha tabii yenilikçi yine bir şeyin peşinde olacağız. Ne mutlu bize, size, bütün müzik severlere, buradaki gelen herkese, bütün Bursalılara. Bursa'nın böyle bir festivali olması beni çok mutlandırdı. Umutlandırdı, keyiflendirdi. Burada olmak çok gurur verici o yüzden. İnşallah yıllar boyu böyle asırlarca devam eder. Ben de burada şarkılarımı söylemeye devam ederim.